Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 11 ayettir. Surenin ilk ayetinde geçen ve cihat meydanında nefes nefese koşan atlar manasına gelen El-Adiyat kelimesi ona isim olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا Gazilerin nefes nefese koşan, koşarken tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan, sabah erkenden baskın basan, فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا O esnada tozu dumana katan, derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atlar hakkı için ki innel insane li rabbihi lekanud gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Ve innehu ala zalika leşehid ve innehu li hubbil hayr leşedid. Kendisi de buna şahittir. Ondaki mal hırsı pek şiddetlidir. اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ Peki o insan, kendisinin ve malının akıbetini hala bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar, diriltilip dışarı atıldığı zaman, sinelerin içinde bulunan her şey, derlenip ortaya konulduğu zaman inna rabbahum bihim yawma idin la khabir işte bilhassa o gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.